8 bebek bekliyoruz. Ben böyle biraz arada yavaş yürüyebilirim. En güzel haberi galiba. Yani ilk tanıştığım politikacısı evet, siz evet, oldunuz. Böyle yavaş hareket edebiliyorum bazen. Lütfen evet, kusura bakmayın. Aralarda belki hafif hepiniz için de dinlenmeli güzel bir seyahat olacak. Şimdi buradan yürüyerek başlıyoruz güzel, ve Midye Lab'e doğru gidiyoruz. Midye Lab, Midye'yi şöyle düşünebilirsiniz. Normalde Türkçe'deki karşılığı ne diyorlar? Medya. Medya. Evet. Ama bu medya değil, bu malzeme. Malzeme, evet, içinde bulunduğunuz ortam, ev olabilir, herhangi bir kompozit malzeme olabilir, giydiğiniz pijama olabilir, iç çamaşır olabilir, herhangi kullandığınız mikrofon veya evet, kamera da olabilir. Bu Midye Lab'i anlatacak bir program anlatmak size. Midye Lab, MIT'nin küçük versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Evet. İçinde gazeteciler, insanları, aktivistler, trafik sorununu çözen profesörler, statistikçiler, her türlü farklı alandaki hocaları barındıran bir laboratuvar. En güzel özelliği de, ben bunu böyle gururlanarak her zaman söylüyorum, kimse kimseyle yarışmıyor. Herkes herkesle birlikte ortak çalışıyor. En güzel kısmı orası. Biz ana bölümünden başlayacağız şimdi. Bu arada buraları da göstermek gerekir. Şurası Broad Institute. Hemen yanındaki Whitehead Institute. Burada onlara yakın onlarca Nobel ödülü kazanmış uluslararası hocalar bulunuyor. Bilim insanları bulunuyor. Midye Lab'dan hemen sonra da biraz programı belki hızlıca hatırlatmak gerekirse Koch Kanser Enstitüsü'ne gideceğiz. Buradan gidelim hocam. Evet. Koch Kanser Enstitüsü burası benim çalıştığım ilk yer aslında. Çok 2004 yılında açıldı. Tıpçılar ve mühendislerin ve biyologların, temel bilimlerdeki hocaların ortak hatta zamanlamamız çok iyi. Bu hafta bizim yeni bir projemiz ortaya çıkıyor. Biz bir maske yaptık. Evet. Pandemi sürecinde bize ulaştılar. Acaba bu maskeleri nasıl daha iyi kişiselleştirebiliriz? Ve bu maskeler hayatımızın bir parçası olacak. Acaba onlarla nasıl bilgi öğrenebiliriz? Kalp atışımız, nefes alıp vermemiz, stres durumumuz. Hatta sadece normal insanlar değil, iş yerinde çalışan insanlar için özellikle de İstanbul'u düşünürsek otobüs şoförleri hangi alan, hangi zamanda strese giriyorlar da kazalar oluyor veya nasıl bir yoldan gitmeleri gerekiyor ki daha efektif, daha verimli olabilsinler diye bu maskeyi yaptık. Sanırım bu hafta içinde yayınlanacak, her yerde haber olacak. Eğer isterseniz, arz ederseniz sizin üzerinizde de deneyebiliriz. Evet, bakarız. Aynen, çok güzel, çok keyifli bir çalışma. Şehir bilimi. Bizim laboratuvarımızı gezdikten sonra Kent Larson'a ulaşacaksınız. Kent Larson, İstanbul'da ve Adana'da bulunmuş ve trafik sorununu çözmek için farklı teoremler üreten, dünyaca ünlü ve herkesin görüşmeyi çok arzu ettiği bir bilim insanı. O da sizinle görüşmeyi çok arzu etti. Çok güzel bir şey oldu. Hatta evet, bu sabah erkenden mesaj attım. Unutmadınız değil mi? Çünkü bugün tatil. Evet. Unutmamış. O da sizi görmeyi çok istiyor. Bugün onun laboratuvarına gideceğiz. Benim laboratuvarım isimde Conformal Decoders, CVD, Canan Dağdemir'im. Birazcık oradan da böyle birleşim yapmaya evet, çalıştım. Evet. Yani yapmak istediğimiz şey vücutla uyumlu, esnek, çekilebilir, küçük aletleri vücutla bir araya getirmek ve vücuttaki biyolojik sinyalleri decode etmek. Çünkü hepsi kodlanmış. Evet. Biz o kodlanmaları tekrar açmaya çalışıyoruz. Mesela burnumuz, ağzımız, gözümüz, meme hücrelerimiz, prostat, her şey bizimle konuşuyor aslında. Bize bir şeyler söylüyor. Biz bu dilleri, biyolojik dili, elektronik dile çevirip bireyler ve tıp doktorları arasında bir arayüz görevi görüp daha iyi personalized, kişiselleştirilmiş tıp nasıl yapılır? Teşhis daha rahat olacak. Evet, evet, öyle. Tedavide de doğal olarak kesinlikle daha rahat olacak. Evet. Düşünüyorum fakat olmuyor diyor. Ve hoca da bakın, bu kullandığı fırça
sadece statik, yani durağan objeleri değil, hareketli objeleri bile kağıda geçirebiliyor. Farklı renkleri. Aslında bakarsanız sanatta yeni bir ufuk, yeni bir çığır. Sadece sanat değil, yaptığınız bambaşka sesli mesaj verebiliyorsunuz. Kağıdın üzerine hareketli, sesli, sizinle birebir tıpatıp uyan mesajı verebiliyorsunuz. Nasıl olursa aletler bozuluyor ve çalışmıyor. O nedenle bizim böyle temiz bir oda yapmamız gerekiyor. Ama bu laboratuvarın en önemli olaylarından biri, en azından benim için kişisel olarak bunu anlatmam gerekiyor. Çünkü aslında benim için ve burada tanışacağınız birçok hoca için hemen hemen bugün, bilim yapmak sadece bilim yapmak değil, aynı zamanda kişisel bir varoluş. Ben öyle görüyorum. İş yapmak değil, bu hayatımızın bir parçası. Ben Türkiye'den buraya 2009 yılında Fulbright bursuyla geldim. Hacettepe Üniversitesi'nden, Sabancı Üniversitesi'nde master yaptıktan sonra Amerika ve Türkiye arasında ortak verilen bir burs alarak geldim. Ve gruba ilk girdiğimde, kendi doktora hocamın bulunduğu gruba, alan çok erkek dependent bir yer. Egemen olan bir yer. Evet, ben bir de hiç pratik bir bilgim yok. İnsanlar ellerini nasıl kullanıyorlar, malzemeleri nasıl birleştiriyor bilmiyorum. Fakat çok iyi bir teorik bilgim var. Türkiye'de muhteşem bir eğitim aldım. Teorik bilgim muhteşem ama pratiğe dökemiyorum çünkü bilmiyorum. Ve gidip laboratuvarda erkek arkadaşlarıma soruyordum. Ya bunu nasıl yapıyorsunuz? Bana da öğretir misiniz? Veya bunu yapmak için ne yapmam gerekiyor? Ama çoğu zaman cevap alamıyordum. Mutsuz olup eve dönmek yerine şöyle şuna benzer bir sandalye alıp üzerine oturup gece gündüz sabah akşam tam 3 yıl boyunca herkese şöyle söyleyeyim. Beynin içinde gazeteci arkadaşımız vardı. Dün konuşmuştuk annesiyle. Burada mı acaba? Annesi Alzheimer hastası. Evet, arkada. İsminiz neydi? Tülin Hanım. Tülin Hanım. Anneciğimin adını söyleyin. Şüper gelsin. Tabii söylemesin. Nedir ismi? Şefika Danoğlu. Şefika Hanım'ın rahatsızlığı üzerine konuşmuştuk. Hayır. Just come here. Come this way so that he can sit down. Please. Kim mi? Evet, lütfen. Can you see at the tip there's a... Ama uçtaki noktayı görebiliyor musunuz? Evet, circular dot yes. Line. Yes, yuvarlak bir nokta. 100 micrometer. 100 metre. Diameter. Ucundaki o nokta evet. Saç kalınlığımızın 10 katından daha ince, daha küçük. Ve bunu beyne gönderip, beyin noktasının, beynin içinde substantia nigra denilen bir nokta var ve orada dopaminerjik nöronlarımız var. Orada normalde researcher'lar şöyle bir şey yapıyor. Onu ben de yaptım. Önceki Bob Langer'la çalıştığımda. Ya ilaç gönderiyorlar veya DBS dediğimiz beyin iğnesi elektrik stimülasyon yapıyorlar. Fakat bu sistemler çalışıyor fakat birçok yan etkisi de var. Biz onun yerine şöyle bir şey yapıyoruz. Aramızda kalsın. Evet, şu an bütün Türkiye...